Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden, BUM Fuarı'ndan sesleniyoruz. Race Plus AŞ firmasına konuk olduk. Firmamızın CEO'su Sayın Suat Düzenli ve Satış Müdürümüz Sayın Taner Ceylan ile birlikteyiz. Bakalım firmaları, ürün yelpazeleri ve fuarımız hakkında bize hangi bilgileri aktaracaklar? Merhabalar. Öncelikle merhabalar. Öncelikli olarak başkentimiz Ankara'dan İstanbul'umuza hoş geldiniz demek isterim. Teşekkürler. Fuardayız malum. İkinci günün coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Genel bir değerlendirmenizi istersem nasıl geçiyor efendim fuar? Fuar güzel geçiyor. Coşkulu. Mutluyuz. Mutluyuz. Süpersiniz. Umduğumuzu bulabildiğimize inanıyoruz. Harikasınız. O zaman gelecek. Bugün biraz daha hareketli. Değil mi? Her geçen evet. Gün daha hareketlenerek devamlılık gösteriyor. O zaman ne dileyelim? Yarın bugünden kat ve kat güzel olsun dileyelim. Burada gerçekten çok farklı bir firmayla birlikteyim. Race Plus AŞ Almanya'da başlayan muhteşem koşusunu Türkiye'ye taşıdı, Ankara'ya taşıdı. Bu güzel büyüme öyküsünü tabii sizden dinlemek isterim. Buyurun. Race Plus AŞ 2007 yılında Almanya'nın Denklen şehrinde Sayın Süleyman Ceylan kurucumuz tarafından kuruldu. 2022 Şubat ayında da Türkiye Ankara başkentimizde kuruldu. Yaklaşık 1000 metrekare bir üretim alanına sahip. Bu şekilde. Burada Ankara'da üretim söz konusu. Evet. Aynı zamanda da Almanya'da üretip oradan bir ihracat gerçekleşiyor. Türkiye'de de Türkiye ağını hakim olmuş oluyorsunuz başkentimizden. Evet. Peki efendim genel anlamda düşünecek olursak hedef kitleniz kimler bu konuyla alakalı? Savunma sanayisi, otomasyon sanayi, konveyör sistemleri. Siz işlem nasıl gerçekleşiyor? Yani konuklar ilgili parçaların modelleriyle size mi geliyorlar? Belirli bir sayıda bir üretim mi oluyor? Yani bir konuk içeriye girdi. Sonrasında nasıl gelişiyor? Ben devreye girebilir miyim? Buyurun tabii. Şimdi teknik çizim üzerinde çalışıyoruz. Partnerimiz olan firmalar bize teknik çizimlerini paylaşıyorlar. İstedikleri toleranslara göre bizden parça talep ediyorlar. Gerek bir adet, gerek çoklu adetlerde. Biz de firmalarımızın isteğini CNC ve freze torna makinalarımızla işleyip ihtiyaçlarını gideriyoruz. Süpersiniz. Yani peki bizler neden bu CNC makinalarında işleyen modelleri tercih etmeliyiz? Bize sağladığı artılar neler? Şöyle söyleyelim. İşleme konusunda gerek metal, gerek plastik olsun verim alabildiğiniz, çözüm öğretebildiğiniz makinalardır CNC, torna ve frezeler. Ama takdir edersiniz ki sektör olarak lazer kesim, lazer işleme makineleri de mevcut. Ama bizim ilgi alanımız, hitap ettiğimiz sektöre göre CNC freze torna tezgahlarıdır. Öyle söyleyeyim. Harika. Bu yani birebir modelin aynısını hızlı bir şekilde üretilmesini sağlıyor anladığım kadarıyla. Evet. Bir şey diyecektiniz. Şimdi bir ağınız gene Almanya'da devam ediyor. Almanya ağını değerli kurucumuz yönetirken Türkiye ağını da sizler yönetiyorsunuz. Evet. Ve buradaki tüm Türkiye'ye ulaşıyorsunuz bu vesileyle. Yani bu da üretimin gerçekten çok büyük kapasitede olduğunun bir göstergesi. Biraz evvel ne dedik? İster bir tane, ister bin tane dedik çünkü. Kesinlikle. Burada bu yaptığınız işler sonrasında herhangi bir destek gerektiren malzemeler mi oluyor yapılan işler? Ya şöyle bu konuya da açıklık getireyim. Biz firmalarımızla partner şekilde çalışma taraftarıyız. Sebebi şu da bizden istenen özel parçalarda özellikle nerede kullandığını, nasıl bir sürtünme mi ya da işte ısıya mı dayanıklı olmasını, bunu firmalarımızdaki mühendisler tamamıyla butik çalışıyoruz. Aynen öyle. İstişare yaparak doğru parçayı konumlandırarak hem partnerimizin ürettiği makinenin değerini katmak hem de bizim gerçekten kabiliyetimizi görmeleri adına böyle bir çalışma içerisindeyiz. Süpersiniz. Burada anladığım kadarıyla yani hazır bir kalıbın sizlere sunumundan ziyade
Konuğun ne istediğini değerli mühendis kadromuzla birlikte belirleyerek şekillendiriyoruz. Sonradan onun üretimi başlıyor. Mutlu son mu diyoruz? Kesinlikle. Değil mi? Yani evet. Sonuç olarak bunu ben anladım. Ben Türkiye adına teşekkür ediyorum Reis Plus markasını Türkiye'mle buluşturduğunuz için. Henüz bebeklenecek kadar yeni bir firmadayım. Yani Türkiye ağında düşünecek olursam, Almanya ağında da 2007'de başlayan koşunun devamlılığı var Türkiye olarak. Evet. İyi ki varsınız diyoruz burada. Biz teşekkür ediyoruz. Burada o kadar farklı özellikler var ki, yani onu izninizle bir toparlamayı istiyorum ben. Çünkü dikkatimi çekti. Yani kimyasal tank ve tesis kurulumu diyor. Yenilebilir enerjiler, makine ve tesis kurulumu, otomotiv sanayi. Evet. Yani o kadar çok var ki saymaya dakikaların yetmediğini düşünüyorum. Kısaca her yerde izleyebilir miyiz bu konuyla alakalı olarak? Tabii ki diyebiliriz. Yani plastik olarak işleme konusunda bayağı bir geniş ağı var. Burada işlenilen makinanın ve bunu işleyen mühendis kadrosunun da varlığı önemli. Çünkü mühendislerin yani böyle bir bilgiye sahip olmaları da gerekiyor. Bilgili, yani hani derler ya, doğru malzeme doğru ellerle kesinlikle buluşursa hani sonuç güzel olur. Zannediyorum bu sizin işin en önemli şart galiba. Evet, aynen. Çünkü mühendislerin yönettiği bir CNC makinelerin en son teknoloji olması gerekiyor. Evet. O teknolojiyi mühendislerin bilmesi gerekiyor. Kullanmayı bilmesi gerekiyor ki bu güzel şu anda gördüğümüz gibi malzemeler ve daha niceleri konuklarla, nihai müşterilerle buluşturulsun. Peki ileriye yönelik hedefler arasında neler düşünüyoruz? Yani planlar arasında daha ileriye gitmek, teknolojiyle doğru orantılı büyümek veya Türkiye'den de tekrardan bir ihracat söz konusu olabilir mi? Yani çünkü üretim de Türkiye'mde gerçekleşti. Yakın ülkeler, komşu ülkeler düşünülüyor mu böyle? Bu konuda aslında gerçekten bizim de çok beklentilerimiz mevcut. Aha. Özellikle uluslararası fuarlara katılım gerçekleştireceğiz. Hani bizim gerek Almanya'daki bilgi birikimimiz, gerekse Türkiye'deki bilgi birikimimizi Orta Doğu'ya da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Değil mi? Dediğim gibi biz bütün partnerlerimizle istişare yaparak çalışıyoruz. Dolayısıyla onlara da değer katmak istiyoruz. Böyle cevaplayayım. Ben kısaca tüm bu güzel konuşmaları özetlemek isterseniz şöyle diyeceğim. Konuklara diyorsunuz ki firmalara sizler talep edin. Biz hazırız. Biz değil mi? Evet, hazırız. Evet. Yılların tecrübesiyle ve arkamızda da değerli Süleyman Bey'in değil mi gücü var. 2007 evet. yılında başlayan o güzel koşunun devamlılığı Türkiye'mde oluştu. Buradan da öncelikle Türkiye'm, sonrasında komşu ülkelere uzanacak bir ağ olacak inşallah. O zaman ne diyoruz? Nice fuarlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Evet Fuar TV izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde BUM Fuarı'nda yerini alan Reis Plus AŞ firmasına teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.